geliyor, geliyor. Sırt tahtası. Yalan, yalan. Açık, açık. Yol açık, yol açık. Kalkam ya, kalkam ya. Kameranın sırası mı ya? Sen de sen bunu yanına götür. Yusuf geldik Yusuf. Titretme ha. Motoru kapat. Ne abi? Motoru. En acı çığlık, kimse var mı? Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ'da 3 kişinin, Malatya'da ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 140 kişinin de yaralandığı belirtildi. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ila 5.4 arasında değişen 60 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki bir depremde Elazığ'ın çeşitli ilçeleriyle merkezinin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedilen depremlerde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 6.5 merkez üssünde Sivrice olarak açıklarken derinliği ise 10 kilometre olarak bildirdi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, CNN Türk Televizyonu'nda canlı yayında yaptığı açıklamada kentte şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır en az 140 yaralının olduğunu söyledi. Vali, il merkezinde 4 bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar var, kurtarma ekipleri 6 kişi çıkarttı, çalışmalar devam ediyor dedi. 3 bakanın da olayı incelemek üzere yolda olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamada Malatya'da da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Malatya'da Doğan Yol ve Pütürke ilçelerinde yıkımlar ve can kaybı olduğu belirtiliyor. AFAD'dan yapılan açıklamada afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızdan telefonları meşgul etmemeleri rica olundu. Çünkü enkaz altına kalan ve telefonlarıyla bir şekilde iletişim kurmaya çalışan insanların telefon yoğunluğundan dolayı iletişim sağlamakta problem yaşayabileceğini belirttiler. Allah kolaylık versin diyoruz hepsine. Bu acı haberi paylaşmak istemezdik ama maalesef Allah daha büyüğünü vermesin. İnşallah minimum hasar ve minimum can kaybı yaralılarla bir an önce yaralar sarılır ve her şey normale döner. Depremin maalesef hem kış mevsiminde hem de akşam meydana gelmesi sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına zorluk çekiyor. Şimdi depremden ilk görüntüleri izleyebilirsiniz. İyi akşamlar herkese, hoşça kalın.
ülkemizde erken ek gıda verme olayı gibi bir durumumuz var. Bu da sanırım deprem oluyor. Evet. Şu an çok felaket depremi takip ediyoruz. Tuyla'dayız. Evet. Evet. Can Bey'inden yakaladım. Kısa bir ara vereceğiz. Şu an depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor. Aslanın altına girsek iyi olacak. İşte. Bismillahirrahmanirrahim.